bu davanın içerisinde bütün aile mensupları var. Sadece ben talep ediyormuşum gibi gözüküyor bunu. Bütün aile mensupları var. Dolayısıyla ona da açıklık getireyim. İşte devletin malıydı vesaire. Osmanlı'da her sultanın, şehzadenin kendi tahsisatı var, maaşı var. Dolayısıyla bu maaşlarıyla kendi istedikleri yeri harcayabilirler. Evlerini alabilirler, mülklerini alabilirler. Bizim büyük dedemiz Mehmet Selim Efendi. Siz ondan geleni bile alamıyorsunuz. Yani sizin düşünün ki büyük dedenizden geleni kesinlikle talep edemiyorsunuz. Yani işte bunu... Bunu nereye bağlamışlar? Yani talep edememe durumunun sebebini nasıl açıklıyorlar? Yani Bağlantı kopmuş sürgünde falan mı deniliyor? işte sürgüne gittikten sonra işte E-Devlet'ten baktığınız zaman biz göçmen gözüküyoruz. Dedemden sonrasını göstermiyorlar. Yani gerçekten çok karışık bir mevzu ama hukuki bir süreçte zaten o şekilde sonuçlanacak bir şey. Yani işte mal mülk peşinde vesaire falan bunların hiçbiri aslı astarı olmayan bizi genelde hani buradan vurmaya çalışıyorlar. Bunu 5 sene sonra gündem etmelerinin de sebebi buydu. Bu birçok kişinin de işine geldi tabii ki. Osmanoğlu soy ismi özel bir soy isim mi? Hayır, değil. Yani sadece size verilmiş bir soy isim değildi. Yani devlet Sürgünden aileye... sonra buraya girdikten sonra Ali Osman soy ismimiz. Ali Osman soy ismini kullanamazsınız çünkü ayrıcalığınız belli olur diye. Dündar Efendi vefat etti biliyorsunuz. Soy ismi Ali Osman'dır hala onun Şam'da. Buraya girdiğimizde bir kendinize bir soy ismi bulun. Yani belli oluyorsunuz çünkü aileden olduğunuz. Osmanoğlu soy ismi uygun görülüyor. Herkesin alabileceği, hatta birçok kişi var Osmanoğlu soy isminde. Ha, aileden olmayıp da. Evet, var. Biz yaklaşık bundan işte 5-10 yıl evvelinde aileyle alakalı pek bir şeyden haberdar değildik. Siz bunu dizilere falan bağladınız ama bunun tek sebebi bu mudur? Yani yoksa aile başka bir şeyler de yaptı da bir yerlere mi dokundu mesele bilmiyorum. Bunu merak ediyorum. Yani biz 10 yıl evvelinden Abdülhamit Han'ın soyundan gelenlerle alakalı hiçbir şey bilmezken bugün neden sizi Twitter'da TT olarak görüyoruz? Tek sebep o değil. Aile içerisinde de bu konuşuluyor. Hatırlıyorsanız Ertuğrul Osman Efendi'nin cenazesi bir şehzadeydi kendisi. İnanılmaz kalabalıktı. Bütün kanallar canlı verdi. Defne olana kadar. Yani bu ilk defa görülmüş bir şey. Sürgünden sonra işte bir şehzadenin taziyesi canlı verildi. İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan da o zaman geldi. Toprağa verilene kadar canlı verildi bütün kanallarda. Tabii ki bizim buna yorumumuz şu şekilde oldu. Yani burada hükümetin Osmanlı'dan feyz alarak yürüdüğü yolda kendilerince o kanallarda o zaman da başkalarına aitti. Kendilerince böyle bir aile var. Hani bu iki aileyi çarpıştırabiliriz düşüncesiyle ortaya çıkmış bir hareketti diye yorumluyoruz. Ama sonra baktılar ki biz bu iki aileyi çarpıştıramıyoruz. Osmanoğlu ailesi hala kendi nefsini düşünmüyor. Ama Yani hala o haber çıkıyor. hala bu sefer o zaman hiçbir zaman negatif yönde bir haber çıkmıyordu. Şimdi baktılar ki bunu yapamıyorlar. Biz bayağı bunların ekmeğine bal sürmüşüz gibi oldu onların yaptığı. Çünkü baktılar ki nefisleriyle hareket etmiyor bu aile. Yani biz bunları çarpıştıramıyoruz. Hala devlet düşünceleri ve olguları hala var. O Bir şey yüzden... soracağım ama linç edilme pahasına soracağım. Osmanoğlu ailesi nefislerini öncelemiyor söylemi toptan bir söylem ve çok idealize edilmiş bir söylem değil mi sizce? Öyle mi algılanıyor? Şöyle herkes adına konuşuyor gibi oluyor ya soydan gelenler diyeceğim. Bunların hepsi için bunu söyleyebiliyor musunuz gönül rahatlığıyla? Yani kimse nefsini düşünmüyor, kimse kendi çıkarlarını düşünmüyor ve tamamen devlet, millet nazarıyla bakıyorlar. Geçmişte yaşayanlar atalarımızdan eğer bahsediyorsak tabii ki önce kendi milletini düşündü. Ama şimdiki Osmanoğullarına ve yurt dışındakilere bizzat bu soruyu kendilerine sormanız gerekiyor. Onlar adına konuşmak istemem. Şahsım adına ve Mehmet Selim Efendi kolu adına konuşuyorum. Yani Harun Efendi'nin ailesi her zaman devletini her şeyden önce tutmuştur. Bütün kendi çıkarlarının dan önce tutmuştur. Bunu söyleyebilirim. Diğerleri için kendilerine sormanız gerekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla onların da tutumu aynı gibi duruyor. Bundan sonra ne olacak? Yani adınıza neler yapmayı planlıyorsunuz?
Şimdi öncelikle tabii ki markalarımın güzel bir yere gelmesini istiyorum. En azından artık dünyada gerçekten bilinen bir Türk markası ve gastronomi anlamı bence kültürel bağlamda birçok kültürü bir alanda buluşturacak bir alan gastronomi. Yani dolayısıyla bu anlamda birazcık hani markalaşmayı istiyoruz. Şimdi işte yeni açacağımız restoranlarda da gerçekten çok güzel şeflerle beraber çalışıyoruz, ustalarla beraber çalışıyoruz. Bu anlamda hedeflerimiz var. İlim ve Fen Cemiyeti'nde güzel hedeflerimiz var. Ama bunların hepsi biraz güçle ilgili. Yani tekrar yeniden güçlenmekle ilgili bir durum. İnşallah hedeflerimize kavuşabiliriz. Peki bunları yaparken şu an için Nilhan Osmanoğlu ailesinin iktisadi olarak kaynağı nereden geliyor? Yapmış olduğu ticaretten mi geliyor? Evet. Onun haricinde bir kaynağınız yok değil mi? Hayır. Yani devletten peki bir destek durumu var mı? Siz imtiyazlı bir ailesiniz şeklinde tanımlıyorsunuz. Herkes bunu neden böyle düşünüyor bilmiyorum ama ne bizim böyle bir talebimiz olabilir ne onlar uzatıp bu şekilde verebilir. Yani biz böyle bir şey zaten kabul etmeyiz. Maalesef böyle bir imtiyaz olduğunu, böyle bir destek olduğunu vesaire düşünüyorlar ama böyle bir şey söz konusu değil. Özellikle böyle bir peki, talep de yok. Anladım. Özellikle peki Nilhan Osmanoğlu nasıl bir annedir? Çünkü sözünüze ilk annelikle başladınız ya. Evet. Biraz oraya bakalım. Nasıl bir annelik profili çizmektesiniz? Onu işte çocuklara sormak lazım. Nasıl bir anneyim? Ama herhalde disiplinli. Herhalde dokunmaya, onlarla güzel vakit geçirmeye, onların o heybelerine böyle eğlenceli anılar koymaya meraklı bir anneyim. Tecrübeyi çok önemsiyorum çocuklarda çünkü güzel tecrübeleri. Onları da ama belli bir arka planla yetiştiriyorsunuz. Tabii ki. Yani birçok arka planımız var bu anlamda. Çocuklara bir şeyleri dikte ettirmek yerine yaşamayı ve göstermeyi tercih ediyoruz evin içerisinde. Din buna dahil. Çünkü dikte ettirdiğiniz hiçbir şey çocuğun üzerinde kalmaz. Ben her zaman bunu söylerim, bunu savunurum. Dolayısıyla önce kendiniz ailenizde, hanenizde yaşayacaksınız. Ondan sonra çocuk bunu görerek büyüyecek. Osmanlı ile alakalı belli bir müktesebata sahiplerdir de özel dersler falan alıyorlar mı? Yani Osmanlı tarihi ile alakalı, dedeniz Abdülhamit Han'la alakalı okulun dışında özel dersleri falan böyle şeyler okullarda var. Okullarda zaten böyle bir bilgi vermeleri beklemiyoruz. Bekliyoruz da olmuyor maalesef. O yüzden bu eve kalıyor. Daha çok anneye, babaya. Tabii ki anne başrolde burada. Tabii ki bu noktada çocuklarımı ben eğitiyorum tarihsel süreçlerinde. Ama evde dini bakımdan tabii ki bir öğretmenleri var. Kur'an-ı Kerim öğrendikleri, siyer dersi aldıkları, yabancı dile ağırlık verdiğimiz başka bir öğretmenleri var. Dolayısıyla onların donanımlı yetişmesi konusunda elimden gelen her türlü imkanı gösteriyoruz. İyi misiniz yani Osmanlı tarihinde? Yani çok iyi biliyorum diyemem ve bunu kimse söyleyemez. Baktığınız zaman bugünün ilim adamlarından İlber Ortaylı bile ilk baştaki yani 17. 16. yüzyılı çok iyi bilir ama son dönemde maalesef son dönemi çok iyi bilen bir tarihçi değildi. Dünya tarihini çok iyi bilir. Herkesin kendine göre bir alanı vardır ve doğru olan budur aslında. Yani kendine bir yüzyıl belirleyip o yüzyıl üzerine yoğunlaşmak doğru olan bence budur. Çünkü çok çok geniş bir konu. Peki tarihte sizin yüzyılınız hangisi? Benim yüzyılım hangisi? Değişiyor zaman zaman. Yani bir gün Yavuz Sultan Selim Han'ı görmeye uyanmak istiyorum. Bir gün Sultan Abdülhamit Han'ın böyle dizinde oturmaya uyanmak istiyorum. Bir gün o fesli Adile Sultan'ı görmek için uyanmak istiyorum. Bir gün o Hayme Hatun'un bindiği ata binmek istiyorum. Her dönem değişiyor açıkçası. Biraz